Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. 2 haftalık aradan sonra yepyeni bir tarifle sizlerle birlikteyim. Geçtiğimiz hafta babamın rahatsızlığından dolayı Türkiye'ye gitmiştim. Bu yüzden tarif paylaşamadım. Babamın durumu şu an çok daha iyi. Ben de evime döndüm ve sizler için en lezzetlisinden ve kolayından panna cotta tarifi hazırladım. Biz tadına ve lezzetine bayıldık. Zaten yapımı da oldukça kolay. İçinde ne un ne de nişasta bulunmuyor. Hadi gelin hep beraber yapılışına geçelim. Öncelikle 1 su bardağı süt, 1 su bardağı krema, yarım çay bardağından daha az olacak şekilde toz şeker. Eğer çok şekerli sevmiyorsanız şeker miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Ve bir paket agar agar kullandım. Özellikle paketini merak edenler için göstermek istiyorum. Agar agar toz bitkisel jelatindir. Bütün malzemelerin hepsini iyice karıştırıyoruz. Kaynamaya yakın ocağın altını kapatıyoruz. Hatta tam böyle bir taşım hafif kaynadığında bir paket şekerli vanilin de ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra kaynamasına izin vermeden ocağın altını kapatıyoruz. Hafif bir taşım kaynayabilir ama fazlası değil. Panna cotta'yı bardaklara dolduracağız ama ben verev dursun diye bardakları muffin kalıplarına yan gelecek şekilde yerleştirdim. İsterseniz bardakları düz olarak da doldurabilirsiniz. Bu tarifimizde oldukça az bir ölçü kullandım. Eğer kalabalık bir aileyseniz veya misafirlerinizle yapacaksanız 2 veya 3 ölçü yapmanızı tavsiye ederim. Panna cotta'nın sunumunu iki farklı şekilde sizlere göstermek için kalan süt karışımını her iki kaseye de boşaltıyorum. Bu kaseleri ters çevirerek servis yapacağız tabii ki soğuduktan sonra. Soğuması için buzdolabına kaldırıyoruz. En az 2 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Tamamen soğuyup pelte kıvamını alıncaya kadar buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Sosu için 400 grama yakın donmuş frambuaz. İsterseniz daha az da kullanabilirsiniz. Ben sosunu bol tuttum. Yarım çay bardağı kadar toz şeker. Yarım su bardağından biraz daha az olacak şekilde su. Hepsini küçük bir tencereye aldıktan sonra iyice karıştırıyorum. Ocağın altını açtıktan sonra kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha kısık ateşte pişirip ocaktan alıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra blenderdan çekiyorum. Blender'dan geçirdiğim frambuaz sosunu tel bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Süzme işlemi sırasında bir kaşık kullanmanızı tavsiye ederim. Frambuaz sosumuzu da süzdükten sonra artık servise hazır. Panna cottaları buzdolabından çıkarmanın zamanı geldi. Benim panna cottalarım yaklaşık 4 saat kadar buzdolabında dinlendi. Acelem olmadığı için 4 saat dinlendirdim. Ama eğer aceleniz varsa da normalde bu kadar az ölçüde olursa 2 saatte bile kıvamını bulmuş oluyor. Bakın ne kadar dokunsam da şekli hiç bozulmuyor. İşte tam da istediğim sonuç bu. Üzerine hazırlamış olduğum frambuaz sosunu gezdirerek servis yapıyorum. Videomuzu bu kısma kadar izlediyseniz yoruma çiçek bırakabilirsiniz. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Frambuaz soslu panna cottaları bu şekilde servis yapabilirsiniz. Sunumu inanılmaz güzel. Ama isterseniz bardağı düz olarak da doldurabilirsiniz. Ben bu şekilde farklı bir görüntüsü olsun diye sizlere göstermek istedim. Şimdi diğer panna cottamızı da aynı şekilde sunumunu sizlere göstermek istiyorum. Kaseyi ters çeviriyorum ama önce elimle kenarlarını hafifçe hava almasını sağladım. Hatta kaseden tam çıkmadı.
Bu yüzden küçük bir çay kaşığının yardımıyla hava almasını sağladım. Bu sayede kaseden oldukça kolay bir şekilde çıktı. Üzerine yine frambuaz sosu ile servis yaptım. Bakın hem görüntüsü muhteşem hem de yapılışı çok kolay. Mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben hem sunumuna hem de tadına bayıldım. Aklınızda soru işareti kalmasın diye hem ters çevirerek hem de bardaklarda nasıl servis yapıldığını size de detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. İnşallah bu tarifimizden sizler de memnun kalırsınız. Yaptıktan sonra mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tariflerinden memnunsanız beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz bu muhteşem sunumdan sonra hemen abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.